Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İstanbul'da Haliç kenarındayız ve bir insansız hava aracı, arkamda görmüş olduğunuz İBAK savunmanın geliştirdiği, yazılımını yaptığı ve sivil görevler için geliştirdiği bir İHA'nın test uçuşunu gerçekleştireceğiz. Gördüğümüz İHA sistemi döner kanatlı bir sistem. Gök sınıfı. Gök sınıfı da nereden geliyor? Nuri Demirağ'ın, Türk havacılığının efsane ismi, açtığı Gök Okulu'ndan geliyor. Ve gördüğünüz serinin ilk modeli G1. G1 sisteminin toplam kalkış ağırlığı yaklaşık 25 kilogram. Değerlerine baktığımız zaman elektrik motoruyla birlikte 120 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Ve 120 dakikalık süre içerisinde altta gördüğünüz yüküyle, bu bir kamera olabilir, örneğin bir suya inip bir tahlil yapılması için bir örnek alabilir gibi gibi çok farklı görevleri var. Bunları yerine getirebilen sivil bir model. Bu modelin en önemli özelliklerinden biri de bölgede eğer GPS kesildiği zaman veya herhangi bir şekilde seyri seferle ilgili bir sıkıntı yaşandığı zaman gelip görevini beraber yapıyor. İşte testleri birlikte izliyoruz. Şu anda testler tamamlandı. Tekrar Haliç kıyısına iniş gerçekleştiriliyor. Bu bir sivil İHA sistemi ve İBAK savunma bu sistemlerle birlikte yeni bir insansız hava aracı sistemlerine giriyor. Daha sonra su ve su altı sistemleri de bu ailenin içinde yer almaya başlayacak. G1 ile birlikte İBAK savunma yeni bir sayfa açıyor. Şimdi G1'in özelliklerini öğrenmek için buradayız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Tekin Çetintaş. İBAK savunma yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Gök sınıfı ilk ürünümüz olan G1'in bugün ilk uçuşu ve tanıtımı için buradayız. Genel anlamda Gök Okulu'ndan feyiz alarak Gök Sınıfı ismini koyduğumuz havacılık sektörünün ürünlerinin ilki olan G1. Ben tabii Gök Sınıfı derken biraz izleyicilerimize Gök Sınıfı, Gök Okulları nereden geliyor? Çünkü çok önemli bir noktaya temas ediyorsunuz. 1946 yılında Türkiye'de havacılık konusunda açılan ilk okul olan Gök Okulu feyiz alarak Gök Sınıfı dedik. Uçan insansız araç grubumuzun ismine. Nuri Demirağ'ın Türk havacılığı açısından çok önemli bir yere sahip ve Nuri Demirağ tarafından Yeşilköy'de kurulmuş bir okul. Evet, geçmişimize bağlı kalmalıyız ve geçmişimizi düzgün vaziyete takip edebilmemiz gerekiyor. Onun için de kendisini yad edebilmek için ve ismini yürütebilmek için yeni geliştirilen insansız hava araçlarımızın tamamının sınıfı Gök Sınıfı'dır. Ve G1 diyorsunuz buna. G1 de bu Gök Sınıfı'nın ilk ürünü. Şöyle bir yanına doğru geçelim bir isterseniz, biraz daha detaylı olarak birlikte bakalım isterseniz. Şimdi döner kanat sistemimiz üstte, altta bir gimbal ve kameramız var. 4,5 kiloluk iki tane bataryamız var. Bu bataryalar sayesinde 120 dakika havada kalabiliyoruz. Farklı faydalı yükler üzerine koyabiliyoruz. Bugün üzerinde sadece gimbalımız var ama farklı amaçlarla farklı sektörler için farklı çözümler sunabilir durumdayız. Yaklaşık 200 kilometrelik bir alan içerisinde herhangi bir haberleşme olmasa dahi görevimizi yapıp otonom vaziyette geri dönebilir durumdayız. Yani GPS kesildiği zaman, seyri seferle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman kalktığı noktaya geri dönebiliyor. Evet, geri dönebiliyor. Gök sınıfındaki bütün ürünlerin standardında çok alçaktan uçabilmek var. Tamamen yapay zeka kontrollü olarak sürü kabiliyetine sahip. Yani biz ürünleri tek olarak kaldırmak zorunda değiliz. Sürü olarak kaldırıp farklı görevleri icra ettirebilir durumdayız. Hiçbir haberleşmemiz olmasa dahi 200 kilometrelik alan içerisinde sağlıklı vaziyette geri dönülebilmesi, ama bu alan içerisinde yapılan tüm uçuşlarda veya görevlerde tamamen kriptolu bir haberleşmemiz var. Çünkü farklı tedbirleri almak zorundayız günümüz şartları gereğinde. Ağırlıklı olarak sivil sektör için öncelikli geliştirdiğimiz bir üründü.
Daha sonrasında da G2, G3, G4 diye farklı modellerimiz var. Onlardan da birazdan bahsederiz. Şimdi tabii hazır helikopterin yanındayız. Ben biraz gövdesinde kullanılan malzemelerden, biraz motorundan söz etmek istiyorum. Bu sonuçta sizin ürününüz ama haklı olarak henüz daha ilk prototip aşamasında olduğu için bazı sistemleri yurt dışından alıyorsunuz ama buraya siz yazılım gibi, görev gibi aklınızı koyarak bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Yurt dışından tedarik yapmakta mecburuz. İşi hızlandırmamız gerekiyor. Fakat biz bu tedarikleri azaltabilmek anlamında yerli motorla ilgili gerekli araştırmaları ve çalışmaları da yapıyoruz. Gelecek dönemde mümkün olduğunca maksimum seviyede yerli bir imalata geçebilmek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama şu anda üzerinde geliştirmiş olduğumuz yazılım tamamen yerli, tamamen kendimize has, otonom ve sürü kabiliyeti olan ve bizim bütün ürünlerimizde standart olarak kullanılabilecek bir yazılım geliştirildi, geliştirilmeye de devam ediyor. Yazılım zaten sürekli yaşayan bir şey, ihtiyaç, yeni görevler, bunları adapte ediyorsunuz. Evet. Benim sormak istediğim, öncelikli olarak sivil amaçlı döner kanatlı bir insansız hava aracı bu. Sivil amaç dediğimiz zaman hangi pazarları, hangi görevleri hedefliyorsunuz? Enerji hatlarının kontrolü, körfezlerin kontrolü, belediyelerin farklı çözümleri, devletimizin farklı ihtiyaçları veya özel sektördeki izleme, gözetleme, raporlamayla ilgili veya ufak amaçlı yüklerin taşınmasıyla ilgili farklı görevler icra edilebilir. Ben tabii burada bir soru işaretini de size sorup bunu netleştirmek istiyorum. Normalde daha basit sistemler aklımıza geldiği zaman, basitlik derken boyut olarak tabii ki içindeki yazılımıyla, şusuyla, busuyla değil. Daha çok drone sistemleri, yani dörtlü, beşli pervane sistemiyle iner kalkan. Neden burada bir helikopter konseptini tercih ettiniz? Ne avantaj sunuyor? Güç bizim için çok önemli. Çünkü bu gücü görevi icra ederken gerekli yerlerde mutlaka kullanmamız gerekiyor. Onun için biz dronelardan birazcık daha büyüğüz. Yaklaşık 120 kilometrelik standart bir hızımız var. Ama gerekli hallerde bunun üstünde yedek olarak tuttuğumuz ciddi bir gücümüz ve hızımız daha var. Her türlü hava koşulunda uçabilmeliyiz. Sıcakta veya soğukta. Ciddi rüzgarlarda uçabilmeliyiz. Bu sebepten dolayı da boyumuz biraz büyük ve kaç metre? 2,5 metre pervane çapımız var. Maksimum kalkış ağırlığınız? 25 kilo. Ve tabii bu güçse size 7 kilo gibi çok ciddi bir 25'in 7 nereden baksanız 3'te 1'ine yakın bir faydalı yük taşıyabiliyorsunuz bunlarla ilgili. Bir başka sormak istediğim de tabii G1 ile başlıyorsunuz. G2, G3 geliyor galiba. Biraz da onları anlatın lütfen. G2 bizim saldırı ve savunma amaçlı VTOL uçağımız. Bunun çalışmaları devam ediyor. Bu sene içerisinde inşallah bununla ilgili de güzel haberleri veriyor olacağız. Hemen peşinden gelecek G3 diye bir uçağımız var. Bu da VTOL'dür. Bunda kanat açıklığı 6,5 metre ve maksimum ağırlığımız, kalkış ağırlığımız 150 kilo. Aşağı yukarı 50 litre bir ilaç taşıyarak 85 dönümlük bir araziyi yaklaşık 45 dakikada ilaçlayarak geri dönmeyi hedefliyoruz. Tabii burada zirai dediğimizde amaç sadece ilaçlama değil. Biz tarlalar üzerinde uçup analizi yapıp doğru yere doğru miktarda ilacı atabilmek üzere bütün planlarımızı ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. G2'yi biraz hızlı geçtim çünkü saldırı ve savunma dediğinizde çok fazla bir şey anlatmak doğru olmayabilir. Ama o zaman ürünü bekleyeceğiz, ürünü göreceğiz. Evet. Onda da kanat açıklığımız 3.14. Bir sonraki ürünümüz de G4. G3 platformunun üzerine kurulmuş bir üründür. Bu ürünün amacı kargodur. Biz zirayide 50 litre ilaç taşıyabiliyorsak bunu yaklaşık 80 kiloya denk gelecek bir vaziyette kargo taşımacılığında kullanabilir durumda olmayı hedefleyerek geliştirdik. İster özel sektörde, ister kamuda, farklı yerlerde, farklı hizmetlere sunmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ama uçan cihazlarımızın gök sınıfının tamamında engel algılama ve kaçınma tamamında standart. Alçak uçuş, çok alçak uçuş tamamında standart. Sürü kabiliyeti standart. Kullanmak zorunda değil. Herkes bireysel olarak alıp tek tek de kullanılabilir ama sürü olarak kalkıp
kolay bir kullanımla bu görevi çok rahat icra edebilir durumdayız. Ve farklı payloadlar taşıyarak farklı görevler icra etmemiz gerekiyor. Tabii siz ilk olarak geçen sene yapılan Saha Expo'da bir Yunus konseptiyle ortaya çıktınız. Biraz da son durum nedir? Pek sır vermediniz önceki konuşmalarımızda ama şöyle bir son durumdan da böyle bir hafif bir şey alalım. O da belki bir sonraki videonun konusu olur. Yunus Bio sınıfı dediğimiz deniz grubunun ilk ürünü. Yunus'un hemen arkasından bir de kaplumbağamız gelecek. Ama Yunus'umuz 10 Kasım'daki fuarda biz 23 Nisan diye bir tarih açıklamıştık. Şu anda bu yaz ayları içerisine diye erteledik. Sebebi de dış kaplama ve batarya bloklarıyla ilgili olarak yeni geliştirilen sistemlerin üzerine entegre edilmesi. Şu an bütün çalışmalar Kıbrıs'ta devam ediyor. Kıbrıs açıklarında yüzen 2 tane Yunus'umuz var. Şu an yüzüyor. Evet, test amaçlı kullandığımız, yüzdürdüğümüz ve yüzdürmeye devam ettiğimiz ve üzerinde çalışmalarına devam ettiğimiz 2 tane Yunus'umuz var. Ama İstanbul'a getirip işte Haliç'te G1'i sunumunu yaptığımız yerde bu güzel alanda bu yaz kırmızı bir Yunus'umuzu getirip burada İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Devamı gelecek. Hayallerimiz çok ve bu hayallerin hepsini sırayla gerçekleştiriyoruz. Evet, bugün Haliç kenarında G1'in ilk uçuşuna beraber burada bir eşlik ettik, beraber seyrettik. Gerçekten İBAK Savunma'nın attığı önemli bir adım. Çok uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren bir şirket. Biz de merakla bir sonraki adımları, insansız sistemlerde neler gelecek, bunları beraber izlemeye devam edeceğiz.